Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Videoya geçmeden önce, bildiğiniz üzere uzun zamandır Türk savunma sanayi ürünlerimizi siz değerli izleyenlerimize tanıtıyoruz. Elimizden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyoruz. Fakat son zamanlarda videolarımız eskisi kadar YouTube tarafından önerilmiyor. Bu yüzden Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda, Türkiye'nin müdafaasını sağlayan bu ürünlerin halkımız tarafından iyice bilinmesi için sizlerden daha fazla destek bekliyoruz. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve nokta daha iyi olsa yorum yapmayı unutmayın. Eğer videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. ABD basını Türkiye'nin Ay Yıldız karargahını incelemişti. Genel olarak haberde Pentagon'dan daha büyük olduğuna dikkat çekilmişti. Bu videomuzda ise hem Ay Yıldız karargahını hem de Pentagon'u anlatacağız. Bu sayede 2000'e hakkında da bilgimiz olacak. Türkiye'nin 2023 yılında hizmete almayı planladığı devasa Yıldız karargahı, şanlı Türk ordumuz için inşa edilen kamu binasıdır. Her türlü saldırıya karşı dayanıklı olarak inşa edilen Ay Yıldız karargahı, nükleer saldırıdan bile etkilenmeyecek. Dünyanın en modern karargahlarından biri olacak olan Ay Yıldız karargahı veya Ay Yıldız Müşterek Karargahı, bünyesinde Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Türk Kara Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri ve bir de Müşterek Harekat Merkezi'nin bulunacağı, yapımı devam eden bir kamu binasıdır. Şanlı ordumuz için inşa edilen Ay Yıldız karargahı, yukarıdan bakıldığında Ay Yıldız olarak gözükecek. Bina Türkiye'nin Ankara şehrinin Etimesgut ilçesinde inşa edilmektedir. Binanın temeli 30 Ağustos 2021 yılında atılmıştır. Binanın 19 Mayıs 2023'te hizmete girmesi planlanmaktadır. 890 bin metre kapalı alana sahip olacak olan bina, 12,6 milyon metrekare arazide inşa edilmektedir. Dosta güven, düşmana korku salan bu devasa karargah, içinde savunma sistemleri barındıracaktır. Ay Yıldız Müşterek Karargahı ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve ordumuzun tüm kuvvetleri bir araya toplanacak. Binanın ortasında 23 bin metrekare büyüklüğünde bir tören alanı bulunacaktır. ABD'deki Pentagon'a benzetilen projede ilk olarak Milli Savunma Bakanlığı binasının yapımı gerçekleştirilecektir. Şimdi biraz da Pentagon'u anlatalım. Pentagon, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'nın genel merkez binasıdır. Pentagon ifadesi sıklıkla Savunma Bakanlığı ve bakanlık yöneticileri için mecazen kullanılır ve Amerika Birleşik Devletleri Silahlı Kuvvetleri'ni temsil eder. Pentagon, dünyanın en büyük ofis binasıdır. Yaklaşık 600 bin metre kapalı alana sahiptir. Bu alanın 340 milyon metrekarelik kısmı ofis alanı olarak kullanılmaktadır. Yaklaşık 23 bin askeri ve sivil personel ve bunun üstüne 3 bin savunma dışı destek personeli Pentagon'da çalışır. Binanın 5 köşesi, yer üstünde 5, yer altında 2 katı ve her katta 5 çember koridoru vardır. Koridorlar toplamda 282 kilometre uzunluğundadır. Merkezdeki 20 bin metrekare büyüklüğündeki beşgen meydan Grand Sur olarak adlandırılır. Çünkü bir nükleer savaş durumunda ana hedef olacağı varsayılmaktadır. Pentagon binası 1 milyon 160 metrekare büyüklüğündeki bir arsaya kurulmuştur. Ve buna 210 bin metrekare büyüklüğündeki merkezi avlusu dahildir. Toplamda 31 milyon dolar tutarındaki sözleşmeler MC Shein ve diğer yüklenicilerle imzalandı. Ve aynı gün Pentagon'un temel atma töreni yapıldı. Samarvel tasarım gereksinimleri arasına, binanın mevcut savaşın bitiminden bir süre sonra bir arşive dönüşmesi olasılığına karşın, katların metrekare başına yaklaşık 700 kilogram yük taşıyabilmesi zorunluluğunu ekledi. İkinci Dünya Savaşı sırasında üretimi kısıtlı olduğu için en az miktarda çelik kullanıldı. Pentagon çelik yerine, Potomac Nehri'nden 680 bin ton kum çekilerek betonarme bir yapı olarak inşa edildi ve Pentagon'un nehir girişinin altında bir lagün oluşturuldu. Çelik kullanımını en az indirmek için asansör yerine beton rampalar inşa edildi. Binanın bir cephesinde kreş taşı kullanılmıştır. Pentagon için mimari ve yapısal tasarım çalışmaları inşaat eş zamanlı ilerledi. Bazen inşaat çalışmaları tasarımın bitmesinden önce başladı. Bu da planlarda belirtilenden farklı malzemeler kullanılmasına yol açtı. Potomac Nehri taşkın yatağındaki arsanın zemin yapısı inşaatı zorlaştırdı. Bir başka sorun arsa boyunca yüksekliğin deniz seviyesine göre 3 ile 12,2 metre arasında değişmesiydi.
Yükseklik değişimlerini telafi etmek için iki istihdat duvarı inşa edildi ve toprak koşullarıyla başa çıkmak için yerinde dökme kazıklar kullanıldı. Pentagon inşaatı yaklaşık 16 ayda tamamlandı ve toplam 83 milyon dolara mal oldu. Bina yaklaşık 22 metre yüksekliğinde ve binanın 5 köşesinin her biri 281 metre uzunluğunda. Binaların köşeleri teker teker inşa edildi. Kalan köşelerde inşaat devam etmesine rağmen inşaatı tamamlanan köşe hemen kullanıma açıldı. Pentagon'daki katlar Bodrum kat için B, ara kat için M harfleriyle adlandırılmıştır. Bunların her ikisi de zemin seviyesinin altındadır. Alışveriş merkezinin olduğu alan metro girişinin bulunduğu ikinci kattadır. Zemin üstü katlar 1 ile 5 arasında numaralandırılır. Oda numaraları kat, iş merkezli halka ve ofis numarasının birleşiminden oluşur. Yani ofis 2B315 ikinci katta B halkasındadır. Ve koridor 2 ve 3 arasında koridor 3'e yakındır. Komplekste yemek servisi yapan tesisler ve egzersiz salonları ile meditasyon ve doğal odaları bulunmaktadır. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk Savunma Sanayi Ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk ordusunun gücü ne kadar artarsa, Türkiye'nin gücü de o miktarda artacaktır. Türk Savunma Sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda değerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk Savunma Sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.